Arkadaşlar merhaba. Size bugün Bay T'nin %2,5'u anlatacağım. Bunun %5'i %10'u olmaz. Soran olduğu için söylüyorum. Onlar büyük hayvanlar için. Bu da büyük hayvan için ama bunu %2,5'unu ufak kuşlara orantılamak için uygulamayı size anlatacağım. Muhabbet kuşları papağan. Yani ufak kuşlar da saka olabilir. Kanarya olabilir. Şöyle 100 cc'lik su kabının orantısını söyleyeceğim size. 1/3 orantısına su koyuyorsunuz. 1/3 orantısına. Sonra Bay T'li evet. Gözümüz görmediği için ihtiyarlık böyle bir şey. Aldık mı ilacı? Evet, aldık. Şimdi özellikle bunu anlatacağım size. 5 damla koyacağız. 100 cc'lik su kabına 1/3 orantısına su, 5 damla. Şimdi bu enjektörden bu damlayı almak için şöyle yakın tutayım. İyi izleyin arkadaşlar. Çok hafif bastırıyorum. Bak kafasında damlacık oluşuyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi bu. Şimdi 5 damlayı koyduk. Sabahtan akşama kadar vermek istediğimiz kuşlara önüne koyuyoruz. Örneğin kalabalık kuşunuz var, kalabalık kafesleriniz var. Bunun tamamını su doldurabilirsiniz. Tamamına 15 damla koyabilirsiniz. Sonra bu su kabını 4'e 5'e bölebilirsiniz kuşlara. Yani kalabalık kuşlara o şekilde uygulayabilirsiniz. Güvercinlerde ise güvercinlerin su kabına bakınız bu 5'lik bir enjektördür. 5'lik. 1 litreye 5 cc koyabilirsiniz. Yani 4 cc ile 5 cc arası koyabilirsiniz. 4 cc de koyabilirsiniz. Kuşun ufak kuş, büyük kuş yani güvercinlerden bahsediyorum. Örneğin bango kuşları ile posta kuşları. Bangolara 4 cc, posta tarzı büyük kuşlara 5 cc kullanabilirsiniz toplu. Lakin şunu unutmayın arkadaşlar. Günlük suya konulur. Yani muhabbet kuşuna da yaptığınız zaman bunu her gün değişiyorsunuz. Her günden kastımız sabahtan akşama kadar olan bölümdür. Önüne ışık yakıp da sabaha kadar aynı sudan içirmeyin. Yani ilaçların suda dayanırlığı vardır. Yani sabah koyduğunuz akşam boşaltıyorsunuz. Ertesi sabahtan yenisini yapıyorsunuz. Güvercinlere de aynı şekilde kullanıyorsunuz. Peki ne için kullanmalıyız bunu? Bakınız basit us solunum yolu enfeksiyonları. Yeşil dışkı. Hani muhabbet kuşu kanaryalardan bahsediyorum. Cıvık yeşil dışkılar. Böyle peçete koyduğunuz zaman peçete ıslanır. Yemyeşil bir su yapar. Yani antibakteriyel dediğimiz bakteriyel hastalıklarda, enfeksiyonlarda kullanılır. Bunu aynı şekilde Levadox %20 kullanabilirsiniz. Doymix %20 kullanabilirsiniz. Bakınız ilaçların %10'unu kullanmayınız. %20'leri kuvvetlidir. Levadox, Doymix, Doximix, Bay T'nin %2,5, %20 olanları kullanın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tavuklarda ise 1 litreye 7 cc olarak kullanabilirsiniz. Ha, çok etki yapar mı? Yapmaz. O zaman Ecefin diyoruz. Ecefini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Güvercin kümeslerinde de Ecefini tavsiye ediyoruz. Her 3 ayda bir hafta muhakkak yapılmalıdır. Us solunum yolu, göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı, ciğerlere kadar temizler. Ecefil. En kuvvetli ilaçtır. %100 ilaçtır, fazla konmaz. 3 litreye bir çay kaşığı, 1 litreye bir çay kaşığının 1/3 kadar. O da günlük suya konulur. Sabahtan akşama kadar. Bakınız yine söylüyorum. Ecefil çok kuvvetli bir ilaçtır. Fazla konmaz. İlaç zehirlenmesinden kuşlara zarar verir. 1 litreye bir çay kaşığının 1/3 kadar, 3 litreye bir çay kaşığı,
bir hafta üst üste verilir. Her 3 ay verin. Hastalanmasını beklemeden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.